Pixar'a hoş geldiniz. Ben Tony DeRoz. Burada çalışan bilgisayar programcılarından biriyim. Arkamda ise Mark Andrews'u görebilirsiniz. Kendisi Cesur filminin yönetmenidir. Seni görmek çok güzel. Bugün Cesur'daki ormanı yaratmak için matematiği nasıl kullandığımız hakkında konuşuyoruz. Aslında ilk önce bir yönetmen olarak buradaki teknik elemanlarla çalışmanın nasıl olduğunu merak ediyorum. Onlara bayılıyorum. Eğer bu işin tekniğini bilenler olmasaydı bir Pixar filminde ekranda gördüğünüz şeylerin hiçbirini yapamazdık. Filmler gerçekten çok karışıktır. Mesela Cesur'daki otları, ormanı, hatta karakterlerin saçlarını düşünürseniz bunların hepsi için çok ileri seviyede hesaplamalar yapmamız gerekiyor. İşte bunun için matematik olmazsa bu filmleri gerçekten yapamayız. Bunu duymak beni gerçekten çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Bu dersin geri kalanında Mark'ın bahsettiği karmaşık matematik hesaplarından bahsedeceğiz. Bir önceki videoda Cesur'daki otları modellemek için parabollerin nasıl kullanıldığını görmüştük. Tam bir parabol sonsuz bir eğridir. Ama bizim bunun küçük bir parçasına ihtiyacımız var. Buna parabolik yay denir. Otların gerçeğine yakın olması için ucuna yaklaştıkça genişliğinin nasıl değiştiği, rengi, yanından bir at geçerken ya da rüzgarla nasıl hareket ettiği gibi bir sürü başka özellikle yaratmamız gerekiyor. Dersin ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz bunlardan ama şimdilik sadece şekle odaklanalım. Hadi içeri girelim. Çözmemiz gereken problem şu. Parabolik yayları öyle bir şekilde kullanmalıyız ki hem sanatçılar hem de bilgisayarlar bununla çalışabilsinler. Parabolik yayları göstermenin birçok yolu vardır. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerinden hatırlayabilirsiniz. Ama ikinci dereceden fonksiyonlar sanatçılar için pek bir şey ifade etmez. Bunun için 3 nokta kullanıyoruz. Bakın burada 3 tane nokta var ve noktaların yerini değiştirdiğimde parabol de buna bağlı olarak değişiyor. Bilgisayar grafiği söz konusu olduğunda bunun gibi noktalara kontrol noktası ya da kontrol poligonu denir. Eğer sadece bu 3 noktayı kaydedeceksem, bunların oluşturduğu parabolik yayı da yeniden elde etmem gerekir. Evet, bu 3 noktadan yola çıkarak bu parabolik yaya nasıl varırım? Aslında çok basit. Önce eşit aralıklarla sıralanmış bazı noktalar alırız. İki tarafta da eşit sayıda nokta olmalı. Sonra bu noktaları birleştirmeye başlarız ve noktaları birleştirdikçe bir eğri oluşmaya başlar. Görüyorsunuz değil mi? İsterseniz aynı şeyi iplik ya da sicim kullanarak siz de yapabilirsiniz. Bir kağıt alın, üzerine rastgele çizgiler çizin. Bu çizgiler üzerinde eşit aralıklı noktalar belirleyin. Sonra da iğne ve iplik kullanarak benim gibi noktaları birleştirmeye başlayın. İşte buna string art construction yani parabolik yaylar için ip sanatı yapımı denir. Bir sonraki alıştırmada noktaları siz birleştirebilirsiniz.